Yoncağım. Çok zevkli ya, çok zevkli. Ya tamam, dikkatli ol ya. Ya sen bu ehliyeti ne zaman almıştın Yoncan bir ya? Ya alışacağım İso, alışacağım. Aa. Ay hem ne var ki ya, bir iki kere çarpsak para bizim, masraf bizim. Kime ne? Ha? Ay. Ha? Ay. Az mı sürünün merş otobüs durağında be? Ha? Hey gidi günler hey. Bastırmalamadım ben bu günler için. Tamam tamam. Ya dur. Ya. Var ya, bu park, bu duvar dipleri falan filan, onlar şahit işte benim nasıl bugünleri hak ettiğimi. Kocacığım, bak bugün var ya, bu küçük küçük hayallerim gerçek oluyor ya. Ben şimdi bu arabaya bu kadar sevindim ya, eve eşyalara falan filan. Ya bu daha ne ki ya? Bu başlangıç, başlangıç. Sen şu miras işlerini bir tamamla, gör bak bakalım o zaman karının hayallerin ucu bucağı var mıymış? Ya Yonca bir önüne bak, gözünü seveyim ya. Ben şimdi var ya, bak bak kızı öyle bir kökleyeceğim ki şimdi. Ay! Yonca! Ay! Ya! Oh my God! Çarp çarptım. Hem de kime? Allah belanı versin Yonca. Bela okuma lan. Konuşma lan, konuşma. Ya vallahi bilerek yapmadım ya. Vallahi bilerek yapmadım. Ya tamam Yonca bir sus. Şevket çok acıyor mu? Mevlure tamam, lafa tutma, uzat ayağını. Yok acımıyor. Ben öylesine hani iş olsun diye bağırıyorum zaten. Ah! Ah! Öldüreceğim lan sizi. Öldüreceğim lan sizi. Lan sen kimi öldürüyorsun? Konuşmadan konuşma, sizin topunuz ruh hastası. Ulan sen ruh hastası arıyorsan git aynaya bak. Suratsız herif. Şevket laf yetiştirme kimseye. Ayağın kırık olabilir, hastaneye gitmemiz lazım. Öldüreceğim lan sizi. Allah belanı versin yok. Gözüm, gözüm. Valla valla ben bilerek hiçbir şey yapmadım. Gözüm bak şimdi polisler gelir. Tamam sen bir sakin ol. Ah Gülrum. Polis konusunda professional. Ne dedin sen? Bence biraz hepimiz sakin olalım. Kendini kurtarmayı iyi bilirsin. Şimdi git sister kurtar. Buruk, içeri gir. İçeri gir ve beni bekle. Laf dinle cici Buruk. Ablacığım, Cihan'la avukat şimdi girdi içeriye zaten. Ya merak etme bu kadar. Bak İsmail de yanındaymış. O da şahit kaza olduğuna. Hah, Çiçek de geldi şimdi. Arayacağım ben seni. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Ya abla inanamıyorum, nasıl olmuş bu böyle? Önce sen şimdi... Hah. Tamam hepiniz aynı şeyi söyleyin, olur mu Çiçek? Aynı şeyi söyleyin hepiniz. İki kardeş, iki kardeşin canına musallat olduk. Abla kusura bakma da Şevket Bey Ömer abiye benzemez. Hayatta kaza olduğunu kabullenmez bunun. Ay. Hayır, bu kadının bana garezi var, tamam mı? Daha önce iftiralarla beni hapiste yatırdı. Aylarca hapiste yatırdı bu kadın beni. Anne, biraz dinlen istersen. Sinirsel oğlum. Daha sonra şantajı da iftirayı da geri aldı. Hatta geçen hafta kardeşi benim kardeşimi... Şevket, memur bey kusura bakmayın. Abim yaşadığı şok yüzünden ne dediğini bilmiyor. Konuyu böyle ilgisiz yerlere götürüyor, kusura bakmayın. Devam edin Şevket Bey. Kafasına esti geldi, beni ezdi. Yani ben şikayetçiyim memur bey. Çıkış işlemlerini başlatıyorum halde hocam. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun, teşekkürler. Hocam hazır gelmişken sizi de bir kontrol edelim mi, ne dersiniz? Yok yok, benim dikişlerim durumu gayet iyi. Yalnız Cevat Bey buralardaysa annemle ilgilenebilir mi? Biraz çarpıntısı vardı. Tabii ki, ben kendisini iletirim. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hah, al bu sonuncu çerçevet duvarını as da böyle önünde oğlumuz babasının ne kadar utanmaz bir adam olduğunu görsün. Ya sus bak, herkes bize bakıyor. Aa, baksınlar, baksınlar da senin babaların yüz karası olduğunu görsünler. Pardon, ne oluyor burada? Babalık testi kavgası Ömer Bey. Oluyor arada böyle. Gebelik sırasında da babalık testi yapılabiliyordu değil mi? Tabii, artık bizim hastanemizde de yapılıyor. İzninizle. Alo. Çıkıyoruz hayatım biz şimdi. Bana bak, söyle o karına, onun ablasından davacıyım, tamam mı? Duydum, Şevket, duydum. Bağırma. Şikayetçi olmasa şaşardım zaten Taner. Neyse, ararım ben seni sonra, tamam? Hadi babay. Kaza köşkün önünde olduğu için şanslıyız. Sakin bir sokak.
Olay yeri incelemesi tamamlanmak üzereymiş. Nasıl şanslıyız yani? Lastik izi incelemesi ve arabanın o sırada yapmış olduğu hız gibi detaylar olayın kaza olduğunu destekleyebilir. Tabii ablanızın doğru söylediğini varsayıyorum. İyi günler. İyi günler. Geliyorum ben. Külfemin avukatı işte. İyi bir şey söylerken bile illa sinir bozacak. Ay iyi ki seni gördüm Mert. Yoksa ben burayı hayatta bulamazdım. Oho ablacığım ben talimliyim. Zamanla o doktor saplamıştığımız var. Ay söyleme söyleme Allah aşkına sus. Ha şuradalar. Nerede o İsmail? İçeride ifade veriyor. Ah Yonca ya. Ben ne yapayım bu kızı şimdi? Ha ne yapayım ben bu kızı? Ablam kaza olmuş işte. Ne olur üzme sen kendini. Ya bak şu konuşana Allah aşkına. Asıl sen kendini üzmeyeceksin kızım bu gebe halinle. Ne dedin sen? Gebe mi dedin? Mert, sen bana bir su bulsana ya. Bak çok sıcak vallahi. Hadi. Abla bırak şişeyi suyu falan ya. Bu kızı alacaksın gideceksin. Günah vallahi bebeğe günah ya. Abla? Ben sana söyleyecektim. Sen yani şimdi hamile misin? Bunun haberi yok mu? Mert sen Cihan'a baksana bir. Ya bak avukatla konuşuyor orada. Bir şeye ihtiyaçları vardır belki. Git bak. Ha ben... Tamam. Hadi. Ya Mert bile biliyor. Mert bile. Ben bilmiyorum. Çiçekciğim çok özür dilerim. Kızacağını biliyordum. Kızmak mı? Ben senin kardeşinim. Ya Mert bile biliyor. Mert bile. İnanamıyorum sana ya. Ah Çiçek yeter. Yeter telefonun çalıyor. Bak şu telefonuna. Yürürüm. Niye söyledin şimdi? Ha? Ya ben bir şekilde lafı evirecektim, çevirecektim, yollayacaktım Mert'i ya. Ya bu Ömer gidene kadar söylemeyecektik. Artık saklamanın bir anlamı kalmadı abla. Ne demek kalmadı? Ömer hamile olduğumu öğrendi. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.